Doğru, tarafsız ve güncel haberin merkezinden hepinize merhabalar. Günün öne çıkan haberleriyle karşınızdayız. Değerli izleyenler, Siirt Polis Meslek Yüksekokulu'nda eğitim alan 129 öğrenci gerçekleşen törenin ardından yemin ederek polis oldular. Törende konuşma yapan Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Yakup Polat, mesleğe atıldığınız bu günlerde hukuk ilkelerine bağlı, insan haklarına saygılı polisler olarak edeceğiniz yemine bağlı kalacağınıza kuşkumuz yok, dedi. Polis Meslek Yüksekokulu'nda 7. dönem mezuniyet töreni gerçekleşti. 129 polis okulu öğrencisi mezuniyet töreninin ardından polis oldu. Polis Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen mezuniyet törenine Vali Ahmet Aydın, protokol üyeleri, öğrencilerin aileleri ve davetliler katıldı. Sağ ol! Mezuniyet töreni programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmasıyla devam etti. Kanunlara, nizamlara, ahlaki ve kültürel değerlerimize bağlılık görev anlayışımızda yeni ufuklar açacaktır. Zira Türk kültürü tüm dünya ülkelerine örnek olmuş, atalarımızdan bize kalan bitmez, tükenmez bir mirastır. Vazife yaptığımız sürece milletimize karşı sevgi ve bağlılık, cesaret, intizamseverlik bizim değişmez vasıflarımız olacaktır. Görev için gideceğimiz vatanın her köşesinde edeceğimiz yemine sadık kalarak bu uğurda gerekirse canımızı feda etmekten çekinmeyeceğiz. Bugün okulumuzun 7. dönem mezunları olan genç polislerin mezuniyet coşkusuna ortak olacağız. Bu sevinç ve gurur gününde buluşmanın coşkusuyla sizleri en derin saygılarımla selamlıyorum. Geleceğimizin ve mesleğimizin umudu genç meslektaşlarım. Yorucu bir öğrenim döneminden sonra Türk halkının sevgi ve güvenini kazanmış demokratik hukuk devletinin, Atatürk ve ilke ve inkılaplarının ve laik cumhuriyetin teminatı olan Emniyet Teşkilatı'na katılmak üzere mezun oldunuz. Mesleğe atıldığınız bu günlerde hukuk ilkelerine bağlı, insan haklarına saygılı polis olarak edeceğiniz yemine bağlı kalacağınıza ve mesleğinize leke getirebilecek kötü alışkanlık ve davranışlardan uzak duracağınıza inanmanın yanında okulunuzda kazanmış olduğunuz meslek disiplini ve bilgi birikimiyle meslekte ve özel hayatınızda karşınıza çıkacak olan engelleri aşacağınıza yürekten inanıyorum. Öncelikle okul müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Gerçekten hem bu gençleri yetiştirdi, polislerimize hem de sosyal faaliyetlerde Siirt'imize çok destek verdi. Birçok ilk öğretim, orta öğretim öğrencilerimizi burada ağırladı. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Siirt öğrencilerine polisi sevdirdi, mesleği sevdirdi. Gerçekten çok büyük destekler var. Ben çorada katıldım. Sevgili öğrenciler, değerli polis adayları gençlerimiz, sizler vatanın birliği ve beraberliği için, toplumumuzun, milletimizin huzur ve güvenliği için hizmet yapacaksınız. Türkiye'nin dört bir tarafına gideceksiniz. Orada muhakkak hiç şüphemiz yok. Öncelikle kanunlardan, Yüce Atatürk'ün gösterdiği hedeflerden ayrılmayacaksınız. Ama aynı zamanda şefkat kahramanı gibi herkese el uzatacaksınız. Sevgiyle, muhabbetle vatandaşlarımıza karşılık vereceksiniz. İnanıyorum bu kutsal yolda, bu önemli vazifede sizler de bir metal olarak hizmet edeceksiniz. Son zamanlarda özellikle İstanbul'da yapılan olaylarda görüyoruz ki bazen haksız yere polislerimizi itham ediyorlar. Polisin en büyük vazifesi yine bu vatanın birliği, beraberliği. Yine milletimizin huzuru ve güvenliği için hizmet ediyor. Ama maalesef bazı güç odakları derinmişler. Yine polis bir sefer tartası oturtmuş. Haksız yere itham ediyorlar. Bazen Twitter'da, bazen medyada eski görüntüler yapıp işte polis şunu yapıyor, bunu yapıyor. Kesinlikle bunlar hiçbir zaman biz kalmayacak. Geçmişte de bunu gördük. Her oyun bozuldu ki bu oyunlar da bozulacaktır. Yeter ki sizlerde vatan ve millet sevgisi olsun. O noktada inşallah bunları da atlatacağız. Ben tekrar bu güzel günde mezuniyet olmuş tüm öğrencilerimize kutluyorum. Başarılar diliyorum. Gözünüz aydın olsun, ufkunuz açık olsun. Hayırlı tatiller, hayırlı vazifeler diliyorum. Tören daha sonra 7. dönem okul birincisi Taha Kurt'un yaş kötüğüne plaket çakmasıyla devam etti. Bu nedenle
siz değerli ailelerimize en kalbi duygularla şükranlarımı sunuyorum. Siirt Valisi Ahmet Aydın, Tugay Komutanı Şükrü Eken, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Bayar, Siirt Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Murat Erman, İl Emniyet Müdürü Mutlu Ekizoğlu, İl Jandarma Komutanı Feridun Yürekli ve diğer yetkililer ilk ona giren mezunlara diplomaları ve çeşitli hediyeler verdi. Görevlileri, idareci personeli ve bugüne kadar sizlerden emeklerini esirgemeyen değerli ailelerimizi... Babası emekli işçi, annesi İstihdam yerimizi tamamladıktan sonra 2010 yılında Siirt Polis Medeyil ilçesinde doğdu. Babası işçi, annesi ev hanımı. Neden gördünüz? Sus! Sus! Dönem 6. sınav, İl Müdürlüğümüz tarafından konsa... Dönem oyuncusu polis memuru Ahmet Çık arz ederim. Tören, yemin töreninin ardından Polis Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin folklor ve yakın savunma gösterileri, tören yürüyüşü ve verilen yemek ile sona erdi. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını bilir
Evet, o kutsal ve şerefli mesleğe geçiş yapan çiçeğe burnunda polislerimizi kutluyor ve hayat yolunda başarılar diliyoruz. Değerli izleyenler, çarşamba gecesi İslam dininin önemli gecelerinden birine itirak ettik. Çoğu camide düzenlenen programlar ile şehrimize rahmet yağmurlarını yağdırdı. Dün gece Miraç kandiliydi. Peygamber Efendimizin Allah'ın huzuruna çıktığı gece camilerdeki programlarda idrak edildi. Yüzlerce vatandaşın akın ettiği Sancaklar Çarşı Camii'nde Miraç kandili programı idrak edildi. Miraç Kandili özel programında Kanal İllantı ekranlarında yayınlanan Gönül Dünyamız programı koordinatörü İbrahim Çobal'ın öncülüğünde ilahi grubu tarafından ilahiler ve Mevlid-i Şerif okundu. Akşam namazına müteakip başlayan Miraç Kandili programında eller semaya kalktı, dualar edildi. Din görevliler tarafından 130 vatandaş tarafından da okunan 11 hatmin duası İl Müftüsü Faruk Arvas tarafından yapıldı. Şimdi bu şekilde bu ezaya maruz bırakılmışlar. Bunlar faiz yerlerdir, tefecilerdir, imar ve faizi ödenilerlerdir. Ama hakikat bilir demek istemiş. İşte değerli günler. Faizdir, imardır, gıybettir, dedikodudur, yalandır, günahdır. Bu gecenin bir mezunetinden bize var ya Rabbi, bize var
İddialı izleyenler Siirt Valisi Ahmet Aydın, kamu kurum ve kuruluşlarına çevre denetlemelerine hassasiyet göstermeleri konusunda yazılı bir talimat gönderdi. Siirt Valisi Ahmet Aydın, kamu kurum ve kuruluşlarında çevre denetimlerine hassasiyet göstermeleri konusunda yazılı talimat gönderdi. Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Vali Aydın, mevzuatın yetkili kıldığı kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon sağlayarak tüm ilgili kuruluşların konuya gerekli hassasiyet ve titizliği göstermelerini istedi. Vali Aydın, ilimizde yapımı devam eden Siirt Eruh Devlet Yolu'nun tamamlanan 0.6 kilometre bölümünde şehir merkezinden çıkan moloz ve harfiyatların yol kenarına boşaltıldığı, beton santrallerin temizlik yapmak uğruna yol hendeklerini beton atıklarla doldurduğu anlaşılmıştır. Ayrıca aynı güzergahta bulunan eski çöp depolama yerinde sık sık lastik yakılması ve çöplerin yanması sonucu şehir merkezinin hava kirliliği bakımından da olumsuz etkilendiğinin tespit edildiğini bildirdi. Kamu kurum ve kuruluşlarının bundan sonraki denetimlerde daha etkin, özverili ve hassas davranmalarını isteyen Vali Aydın, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve 2872 sayılı Çevre Kanunu çerçevesinde sorumluların tespit edilerek gerekli yaptırımların uygulanması konularında ilgili kuruluşlara yazılı talimat gönderdi. Belediye bünyesinde Güreş Caddesi'ndeki Halk Kütüphanesi'nin devam eden yapım çalışmaları kapsamında yapılacak genişletme çalışmalarına karşı çıkan esnafı Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak ziyaret etti. Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak, Siirt Belediyesi bünyesinde Güreş Caddesi'ndeki Celalet Ali Bedurhan Halk Kütüphanesi'nin devam eden yapım çalışmaları kapsamında yapılacak genişletme çalışmasına karşı çıkan esnafı ziyaret ederek konuyla ilgili olarak esnafın görüşünü aldı. Siirt Belediyesi bünyesinde Güreş Caddesi'ndeki Celalet Ali Berhudan Halk Kütüphanesi'nin yapım çalışmaları kapsamında yapılan genişletme çalışmalarından dolayı esnafın iş yerlerinin önünü kapatacağı gerekçesiyle karşı çıkmasını demokratik bir hak olduğunu belirten Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak, göreve geldikleri günden beri halkın görüş ve önerileri doğrultusunda hizmet yaptıklarını, yapılan genişletme çalışmalarının esnafın iş yerlerindeki etkileme olasılığı ve esnafın takiplerini dikkate alarak genişletme çalışmalarının yapılmayacağını ve çalışmanın hemen durdurulacağını söyledi. HDP ilk önce borçlarına başlayarak, hizmet binasına başlayarak, park bahçelerine başlayarak, hayvan pazarı dışarıya çıkarmasından başlayarak artık gençlerimize ufak da olsa, çok da cılız da olsa, yani bir çalışabilecekleri bir yer, ödevlerini yapabilecekleri bir yer, hem internet ortamlarını da kullanabileceği bir yer, tam teşekkülü yönetici ve müdüriyeti de mevcut olan bir kütüphane ihtiyacımız vardı. Ancak hem üniversite kampüsüne yakın hem de insanların bir yayan olarak trafiğe kapalı olan bir, bu alanda bir kütüphane oluşturmayı kurmayı düşündük. Tabii küçük bir yer, şurası çok küçük bir yer. Biraz genişletmek istedik fakat ne yapalım? Esnafımız, sağ soldaki esnaflarımızın önümüz kapatılıyor o demarları ve gelip belediyeye kadar gelip sesimizi, talaplarımızı duysanız çok seviniriz dediler. Bugün de biz de geldik, yerde inceledik. Bana göre böyle bir şeye ihtiyaçtır. Böyle kütüphane biraz daha geniş olması ihtiyacı vardı. Fakat insanlarımız istiyor tepkilerinin inşaatın olması yönünde ise talepleri sokak biçimindeki olan bu arayı kapatmamak yönünde ise biz de onların sesini duymak zorundayız. Onların taleplerini kabul etmek zorundayız. Artık her yeri bir taksim meydanına çevirmek gerekiyor. Yapılan konuşmaların ardından kütüphane genişletme çalışmalarını iptal edilirken Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak daha sonra Bahçeliler Mahallesi, Ali Çelik, Şehit Kamil Baltacı ve 1402 sokak devam eden doğalgaz çalışmaları nedeniyle esnaf ve yurttaşlardan gelen çalışmaların ağır yapılması şikayetleri üzerine buradaki esnaf ve yurttaşları ziyaret etti. Burası söylüyorsunuz aynı birlikte olmuş yakında yapacak bir deneme daha var. O deneme yapışma çabuk gidecek. Her zaman biz esnaf olarak bu güzel diyalogdan çok yanayız. Güzel bir diyalog. Sorunların bize böyle bariyetler. Bariyetler. Şimdi esnafımızın sizlerin haklı olarak tepeleri açamıyorsunuz. Fakat doğal kar da istiyorsunuz. Ben size ben söylüyorum.
bir ay içerisinde 3-4 deve yapacaklar. Biz de bunu tehlikeye sokacaklar. Başkanım bir şey söyleyeyim. Şimdi mesela bazı caddelerin trafiği çok böyle hareketli olmuş bazı yerler. Ve öncelik verilse... Yaptığı ziyaretin ardından doğalgaz çalışmalarını yürüten şirket yetkilileriyle görüşen Sadak, şirket yetkililerinden çalışmaların yurttaşların ve esnafın etkilenmemesi gerektiği önlemlerin alınmasını istedi. Bana bir asfalt kurabilirim dedi. Fakat onlar da, ona da şey oldu. Dediler ki, Sirt'e temin yapraklı doğalgaz olsun. Hani doğalgazsa bir sefer bir ay aşağı kalacağına bir buçuk iki ay çıkar toz yiyecektir. Evet. Onun için müsaade etmedim. Evet. Ya haremi halep ettikten sonra söyleyeceğim. Nasıl alıp başlayalım bunu? Fakat gel çağırayım onları. Evet, güzel bir davranış. Değerli izleyenler, Rasıl Hacar yetkililerin ilgisini bekliyor haberimizin ardından. Siirt Milletvekili Afif Demirkıran konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Demirkıran, doğal güzelliğiyle Karpostalara konu olan Taşbaşı mevkisi mesire alanı olarak düzenlenecek, dedi. Botanın eşsiz görüntüsüne ev sahipliği yapan Rasıl Hacar, yetkililerin ilgisini bekliyor haberimizin ardından. AK Parti Siirt Milletvekili Afif Demirkıran, doğal güzellikleriyle Karpostallara konu olan Taşbaşı mevkisi mesire alanı olarak düzeltilecek, dedi. AK Parti Siirt Milletvekili Demirkıran yaptığı açıklamada, bir zamanların mesire alanı olan ancak son yıllarda unutulan Taşbaşı mevkisini tekrar değerlendirmek gerektiğini belirtti. Siirt'ten 4 kilometre uzaklıkta Yeni Eruh yolu mevkinde olan Rasıl Hacar'ın yeniden turizme kazandırılacağını belirten Demirkıran şöyle konuştu. Allah böyle doğal güzelliği çok az yere bahşetmiş. Dünyada birçok yeri gezdim, gördüm. Böylesine doğal güzellik yok gibi. Delikli Taş'tan Botan'ı seyretmenin tadına doyum olmuyor. Tepeden derin ve asırlar boyu insanla ev sahipliği yapmış Botan Vadisi gerçekten muhteşem. Bunu yalnız Siirtlilere değil tüm insanlıkla paylaşmak istiyoruz. Doğal güzellikleriyle Karpostallara konu olan Taşbaşı mevkinin mesire alanı olarak düzeltilecek, dedi. Evet, umarız kısa zamanda hayata geçirilir. Bu haberin de takipçisi olacağız. An be an sizleri gelişmeden haberdar edeceğiz değerli izleyenler. Evet, her sene bu sezonlarda şehrimizi adeta istila eden çekirgeler bu sene de es geçmeyerek şehrimizin çoğu mahallesinde vatandaşları rahatsız etti. Çekirgeler üstelik bu sene yalnız da değiller. Yanında irili ufaklı, kanatlı kanatsız sayısızca haşere ile mücadele eden vatandaşlar belediyenin ilaçlama konusunda yetersiz kaldığını belirtti. Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte Siirt merkezde haşerelerin arttığı görülüyor. Özellikle akşam saatlerinde balkonlara yığılan çekirgeler vatandaşları rahatsız ediyor. Siirt Belediyesi tarafından yapılan ilaçlamayı yetersiz bulan vatandaşlar haber merkezimizi arayarak konuyu ilettiler. Güreş Caddesi, Bahçelievler Mahallesi ve Kooperatif Mahallesi'nde yoğun olarak görülen çekirgelerle mücadele vatandaşlarla sürüyor. Yolda yürüyen vatandaşlar bir anda üzerlerine doğru suçlayan çekirgeler tedirgin olurken sayısı artan haşereler için Siirt Belediyesi'nden ilaçlama yapılmalarını istediler. Bu yıl çekirge ve diğer haşerelerin sayısının oldukça çok olduğunu belirten vatandaşlar ilaçlamada yetersiz kalındığını düşünüyor. Evet, onca yeşillik alan var, yani şehir merkezine neden geliyorlar bilmiyorum. Ben hakikaten anlaşılabilseydi çekirgelere sorardım ben. Yani neden şehir merkezini seçiyorlar ki? Değerli izleyenler, STSO Başkanı Güven Kuzu bölgesel kalkınma programı ile ilgili bir açıklamada bulundu. Kuzu yatırımlar için bir harita çıkarılmasını istedi. Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Güven Kuzu bölgesel kalkınma programı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada Siirt şimdiye kadar uygulanan bölgesel kalkınma programlarından yeterince yararlanamadı, dedi. Kuzu yaptığı açıklamada büyümenin ve gelişmenin sürdürülebilirliğinin önemli olduğunu, dengeli dağılımı dikkate almayan yönetim anlayışı ve politikaların sadece sosyal adaletten uzaklaşmış olmakta, aynı zamanda istikrarı temin edememekte ve sürdürülebilir bir gelişme performansı yakalayamadıklarını belirtti. Türkiye ekonomisinin yaşadığı en önemli problemlerin başında bölgesel arası kalkınma farkındalıklarının geldiğini kaydeden Kuzu, Ankara'nın doğusunda yer alan illerin sosyoekonomik gelişmişlik düzeyinin genel olarak ülke ortalamasının altında olduğunu belirtti. Bölgesel kalkınmışlık farkındalıklarını azaltmaya yönelik uygulanan politikaların yetersiz olduğunu ve farkındalıkların devam ettiğini ifade eden Kuzu şöyle dedi. Geçmiş yıllarda da bölgemize yönelik gündeme gelen teşviklere rağmen özel sektör ilimize yönelik yatırımlar yapmaya isteksiz davranmışlardır.
Bölgemizin kalkınmasında tarım ve hayvancılık gibi bölgesel girdilere dayalı sanayiler yanında yüksek katma değer yaratan sektörlere dayalı ki buna en iyi örnek yeraltı ve yerüstü madenlerimizdir. Bunlara yönelik bir politika izlenmelidir. Siirt şimdiye kadar uygulanan bölgesel kalkınma programlarından yeterince yararlanamadı. İhtiyaç duyulan yatırımlar için bir harita çıkarılmasını isteyen Kuzu, bu haritaya dayalı olarak kurulacak sanayi tesislerinin teşvik edilmesini istedi. Evet, devlet hastanesi olası tehlike anında ne aşamada olduklarını yaptıkları tatbikat ile değerlendirdi. Siirt Devlet Hastanesi'nde yangın olsaydı personel ne yapardı? İşte bu sorunun cevabını yapılan tatbikatla daha iyi görebiliyoruz. Siirt Devlet Hastanesi'nde yapılan afet tatbikatında hasta, refakatçi ve sağlık çalışanlarının dışarıya tahliyesi ele alındı. Hastane personeli tarafından yapılan tatbikatta personeller hastaların dışarı tahliyesi için yoğun bir performans gösterdiler. Verilen alarmın ardından ilk önce servislerde yatan hastalar sağlık personeli ve güvenlik görevlilerinin yardımıyla sedye ve tekerlekli sandalye ile hastane dışına çıkarıldılar. Yoğun bakımda yatan solunum hastası da yoğun bakım personeli tarafından sedye ile asansörü ardından da hastane dışında güvenli bir yere çıkarıldı. Yapılan tatbikat bile olsa sağlık çalışanlarının hastaları kurtarmak için gösterdikleri performans gözlerden kaçmadı. Şu anda Siirt Devlet Hastanesi ilk defa afet durumunda yapılacak test tahliyesini tatbikatı yapılmıştı. Tesis tahliyesi durumunda hasta ve hasta yakınlarının ve de çalışanlarımızın güvenle ne şekilde, nasıl olay yerinden güvenle çıkabileceklerini tatbikatını yaptık. Bu gerçek bir durum eğer ki söz konusu olsaydı, eminiz ki sağlık çalışanlarımızın daha bir ciddi bir şekilde, daha duyarlı bir şekilde hastaları gerekirse stabil hastaları kucaklayarak daha iyi olsa bu hastaları dışarı tahliyesinde bulunacaklardı. Tahliyemiz güvenli bir şekilde hastane bahçemize tatbikatı gerçekleşmiştir. Evet, umarız gerçek hastalar kullanılmamıştır. Bir de tehlike anında asansöre binilmez bizim bildiğimiz kadarıyla ama arkadaşlarımız asansörü kullanmışlar. Evet, bu haberle birlikte bültenimizi noktalıyoruz efendim. Yarın aynı saatte görüşünceye dek kendinize iyi bakın.